Değerli dostlar, Kendirli'de yapmış olduğumuz devasa yatırımlardan sonra da sosyal faaliyetlere önem veriyoruz. Kendirli'de kültür etkinlikleri kapsamında çok önemli bir faaliyet icra ettik. Bunlarla birlikte Kur'an kurslarımızdan icazet alarak 72 hafızımızla birlikte beldemize çok önemli bir etkinlik düzenledik. Görmeye görülmeye değerdi. Değerli dostlar, beldemizin İstanbul'da Rize günlerinde tanıtımına çok önem verdik. Yaklaşık 1,5 milyon insanın İstanbul Maltepe'de RİDEF Genel Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu programa katıldık ve orada standımızı oluşturduk. Beldemizi en iyi bir şekilde tanıttık ve 1,5 milyon insan standımızı ziyaret etti. Ayrıca beldemizde İki tane okulumuz mevcuttur. İlk öğretim okulu ve ortaokulu ve aynı zamanda İmam Hatip Lisemiz bulunmaktadır. Belediye olarak her zaman okulumuzun ve öğrencilerimizin ve hocalarımızın yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Belediye olarak elimizden gelen bütün katkıları okullarımıza verdik, vermeye devam edeceğiz. Geleneksel hale getirmiş olduğumuz iftar ve aşure günlerimizi çok önemsedik. Bundan sonra önemsemeye devam edeceğiz. Çok önemli bir sosyal faaliyet olarak gördüğümüz Ramazan'da iftar ve aşure günlerimiz aynı şekliyle devam edecektir inşallah. Bir otel konaklama alanı bulunmamaktaydı. Bu ihtiyacı giderebilmek için belediyemize ait bir misafirhane oluşturduk. 15 kişi ağırlayabileceğimiz şekilde bir misafirhanemiz bulunmaktadır. Beldemizde çay ocaklarımızı kıraathaneye dönüştürdük. Her çay ocağımızda bir kütüphane oluşturarak vatandaşımızın kitap okuma alışkanlığını geliştirme noktasında katkı sağladık. İnşallah beldemiz insanına faydalı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizle birlikte Kutlu Doğum Haftası ve Çanakkale Zaferi'nin kutlama etkinliklerini hep birlikte icra ettik. İnşallah bundan sonra da icra etmeye devam edeceğiz. Beldemizde mesire alanları oluşturduk. İspandam diye adlandırdığımız bölgede küçük de olsa güzel bir mesire alanı oluşturduk. Görülmeye değer olduğunu düşünüyorum. Geleceğin umudu olan çocuklarımız için bütün mahallelerimizde çocuk parkları ve oyun alanları oluşturduk. İnşallah bunları önümüzdeki süreçte daha da geliştireceğiz. Muhtarlarımızla birlikte rutin olarak her ay rutin bir toplantı yaparak mahallelerimizdeki sorunları ele alıyor ve istişareler yapıyoruz ve gerekli çalışmaları ona göre dizayn ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edecektir. Asli görevlerden biri olarak gördüğümüz ihtiyaçlı vatandaşlarımızın ihtiyacını giderme noktasında muhtarlarımızla birlikte yapmış olduğumuz tespitlerle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında elimizden gelen bütün gayretleri yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Belediyecilikte sosyal faaliyetler çok önemlidir. Devasa yatırımlar yaparsınız ancak vatandaşımızın kalbine giremezseniz bu yatırımların hiçbir önemi yoktur. Onun için sosyal faaliyetleri ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderme noktasında, ihtiyaçlı olan vatandaşlarımız için söylüyorum bunu, gideremezseniz, ulaşamazsanız yapacağınız devasa yatırımların hiçbir anlamı yoktur. Bu ilkeyle hareket ediyoruz. Bu ilkeyle hareket etmeye de devam edeceğiz inşallah. Vatandaşımızın gönlüne girebilmek, ihtiyaçlı vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak bizim asli görevlerimizdendir. Bunu çok önemsiyoruz, önemsemeye devam edeceğiz. Biz burada olduğumuz sürece ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek bizim asli görevlerimizdendir. Bundan sonra da bu böyle olmaya devam edecektir. Değerli dostlar, Kendirli'de değişimi ve dönüşümü hep birlikte yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz diyorum. Kalın sağlıcakla.